Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. Açıklamada Amerika'ya seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler denildi. Amerikan Büyükelçiliği ayrıca Türk hükümetinden güvence aldıklarını da duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumlarını gerekçe göstererek rezerv opsiyon mekanizması ve reeskont kredilerinde yeni düzenlemelere gitti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2,5 yükselişte 114.165 puanla rekor seviyeden kapattı. New York Fed Başkanı Dudley 2018 yılı ortasında emekli oluyor. Dudley'nin görev süresi Ocak 2019'da dolacaktı. San Francisco Fed Başkanı Williams, Amerikan Merkez Bankası'nın Aralık ayında 2018'de ise 3 faiz artışına gitmesi gerektiğini söyledi. Derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, küresel koşulların sıkılaşması durumunda en büyük risk altında olan ülkelerin Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar olduğunu açıkladı. Önceki listelere göre değişmeyen tek ülke kırılgan beşiği içerisinde Türkiye oldu. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta %3,2 artışla kapatırken New York ve Londra'da işlem gören Türk hissesi odaklı ETF'lerden geçtiğimiz hafta 27,7 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de 87,9 oldu, Eylül ayında 90,3'tü. Blue Bay Varlık Yönetim Stratejisti Timeş, karmaşık parasal çerçevelere ihtiyaç yok. Çok basit bir politikaya girmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüksek faize geçip bunu da piyasaya net bir şekilde aktarmalı dedi. Euro bölgesinde Ekim'de hizmet sektör PMI 55 oldu, beklenti 54,9'du. Almanya'da fabrika siparişleri Eylül'de yıllık %9,5 arttı. Önceki 7,8 beklenti ise %7,1'di. Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou, Çin'in finansal sisteminin yüksek kaldıraçlara karşı çok kırılgan olmaya başladığını söyledi. Vakıfbank'ın 3. çeyrek net karı 700,7 milyon TL oldu, beklenti 705 milyondu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakı Baba, ucuz et satışını 6 tondan 10 tona çıkaracaklarını açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya gitti. Trump, Japonya ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret sağlamayı taahhüt ettiğini, birlikte çalışmak istediğini ifade etti. Ve Suudi Arabistan'da aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının da olduğu onlarca kişi yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. İlk gündem maddemiz borsa rekor için vize aldı ya da borsaya rekor için vize çıktı da diyebiliriz. Bugün vize haberiyle açıkçası bunu net bir şekilde söyleyelim. Borsa İstanbul'da rally, müthiş bir hareket. 115.000 bile görüldü bugün. Bir 115.000'e çok az da kalsa, bir ihlal gibi görünse de Borsa İstanbul 114.000'lerde kapatsa da evet 115.000 seviyesi de BIST 100 endeksinde görüldü. Dolar TL sert bir şekilde aşağı geldi. Dolar TL'deki bu düşüş acaba devam edecek mi merak ediyoruz. Merkez Bankası aslında sabah saatlerinde hamle yapmıştı. Kur konusunda sağlıksız fiyat oluşumlarından şikayet etmişti Merkez Bankası ve birkaç enstrümanla beraber topa girmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hamle gelmişti. Aslında dolayısıyla kur üzerindeki baskı bir miktar zaten hafiflemişti. Bir de üzerine vize haberi, kademeli bir şekilde vize haberi Amerika'dan olumlu bir şekilde gelse de kurda bakalım daha düşük seviyeleri görecek miyiz efendim? Ama düşmeyen bir şey var. Daha doğrusu olumlu fiyatlanamayan bir taraf. Tahvil faizleri. 13,5'a geldik. 2 yıllık gösterge tahvilde hala çok yüksek seviyelerdeyiz. Bugün bir kademe daha yukarıya gittik. Acaba bu iyi haber, bu iyileşme hem Türk lirasında hem borsada faiz cephesine ne zaman gelecek? Gelecek mi onu merak ediyoruz. VIOP için kritik seviyeleri birazdan konuşacağız değerli konuklarımızla. Türkiye
hala kırılgan beşli içerisinde. S&P'ye göre Katar'la bizi beraber aynı sepetin içerisine koymuşlar. Güney Afrika'yı çıkarmışlar. Türkiye'yi Katar'la beraber kırılgan beşli içerisinde sayıyor. S&P Standard & Poor's. Ekim enflasyonu 9 yılın zirvesinde, yüksek enflasyonumuz var. Aynı zamanda Dodd, New York Fed Başkanı daha erken bir şekilde Amerikan Merkez Bankası Fed'den ayrılıyor. Suudi Arabistan ve yükselen petrol fiyatları, Suudi Arabistan'dan ciddi bir haber akışı var. Ve Trump'ın Asya gezisi, Japonya'da, Çin'de de bir görüşme yapmayı planlıyor Amerikan Başkanı. Birazdan iki değerli konukla efendim küresel piyasalarda buluşacağız. Ali Ağaoğlu bizlerle olacak ve yanında Doktor Nuri Sevgen de yatırım finansman türev ürünler müdürü, az sonra küresel piyasalarda. Ama şöyle bir rakamlara bakalım. Şu dakikalarda nasıl bir fiyatlama var? Ekranları arkadaşlarımız getirsinler rica edelim. Efendim Amerikan borsalarında pozitif bir tablo görünüyor. 23.560'da bir Dow Jones endeksi çıkıyor karşımıza. Yukarı yönlü 20 puanlık da olsa pozitif bir tablo var. S&P 500 2.591 seviyesinde %0.15 oranında biz S&P 500'ün de yukarıya gittiğini görmekteyiz. Nasdaq'ta daha da pozitif bir tablo. Nasdaq'ta 6.785 seviyesini görüyorum. Nasdaq endeksinde %0.3'lük bir yukarı hareketi sizlere aktarıyorum. Bakalım efendim diğer piyasalar, özellikle Euro dolar 1.16'nın üzerine çıkmış şu dakikalarda. Dolar TL 3.82.25 seviyesinde. Euro TL 4.44'te %1.6'lık. Türk lirasında güçlenmeler var şu dakikalarda. Altında da 12 dolar birden yukarı gittik. Altının ons fiyatı efendim şu dakikalarda 1282 dolardan geçmekte. İşte Borsa İstanbul'un bugünkü müthiş tablosu 114.165, %2,5 primli. 115.000 dahi görüldü gün içerisinde BIST endeksinde. Petrol de yukarı gidiyor. Brent 64 dolara ulaştık. Brent petrolde %3 yukarıda. Yine Amerikan tipan petrolde de %3'lük yukarı hareket var. Petrol fiyatlarında bir miktar Suudi Arabistan geriliminden söz ediliyor ama gündüz saatlerine göre daha da ivmelenen bir hareket petrol cephesinde şu dakikalarda karşımıza çıkıyor. Efendim döndük stüdyomuza. Melike Ayan'a gitmeyeceğiz. Neden diye derseniz biz biliyorsunuz saate devam ediyoruz. Bizde kış yaz fark etmiyor aynı saat. Ama Amerikalılar Ali abi onlar sürekli değiştiriyorlar. Yazın değiştiriyorlar. Kış nedir yani bu değil mi? Bir tutarlı olun. Amerika yani. Onlar ya tabii kış saatine girdiler. Bu konuda eskiden biyoritmimle oynuyorlar diye çok kızıyordum ama tabii ki küçük bir kızım olduğu için artık oynanmadığı için kızmaya başladım. Ben 15 gün, 3 haftada kendim ayarlıyorum ama onlar bir kış boyunca karanlıkta kalkıp karanlıkta okuldan dönüyorlar. Hakikaten buradaki şeyin... Ama önümüzdeki sene galiba değişecek. Neden biz bu 2 senedir eziyet çekiyoruz? Evet ama tasarruf için. Ben şunu merak ediyorum. İTÜ hesaplamış. Ben çok güzel bir şey soracağım İstanbul o hesaplamayı yapan ama senin bizde de çıktı bilim adamlarımıza çok net bir şey soracağım. Çocukların bu kadar hırpalanmasının parasal değerini nasıl hesaplayacaklar çok merak ediyorum. Gerçekten. Ya bir de biz yaşları geçtim. Ben bu arada şunu söyleyeyim yani ben Rusya'da çalıştığım dönemlerde öğleden sonra 3.30-4'te havanın karardığı gece de şeyde yazın da gece 2 saatlik bir gece olduğu şeyleri de yaşadım. O bir yetişkinler için problem değil. Ama çocuklarda yarattığımız travmayı nasıl çözecekler çok merak ediyorum. Neyse. Ben tabii sabah böyle erken saatlerde çalışmaya başlamadığım için ama eşim işte geçen hafta galiba işe giderken şöyle bir uyandım. Baktım karanlıkta yani sabah 7 ama kapkaranlık bir havada dışarı çıkıyor. Hakikaten ne oluyor hani bu saatte Allah gidenlere sabır versin. Hakikaten insanın doğasına aykırı şeyler bunlar ya. Yani ama önümüzdeki sene itibaren galiba toparlayacağız. Biz Melike Ayan'ı, Amerika'ya bu arada kapanış, Amerikan kapanış yayınımız olacak. Saat 12'de Amerika nasıl kapanmış diye merak ediyorsanız onu da saat 12'deki yayınımıza sizlere aktaracağız.
Doktor Nuri Sevgen hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Ali Ağalı hoş geldin abi bir hoş kez buldum. Daha. Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de hoş geldiler. Melike Ayın olacak yine programımızın içerisinde, onu da belirtelim. Sizler bizlere ulaşabilirsiniz. Adreslerimiz ekranlarda. @bloomberg.kt Twitter adresimiz. Altında da hemen e-mail adresimiz var bize ulaşabileceğiniz. Viyop'a ilişkin özel sorular varsa Nuri Sevgen sağ olsun bizi kırmadı. Geldi kamu hizmeti adına bizlerle beraber Nuri Sevgen'e sorularınızı doktora iletebilirsiniz. Sen main şeyi merak ediyorum. Ali abi izinle ben doktordan başlamak istiyorum. Buyurun. Bu nasıl bir harekettir? Yani pardon? Yani borsadaki hareketten bahsediyorum. Yani tabii Nuri hareketten... Sevgen'den başlıyorum. Bu nasıl harekettir deyince ben... yok. Yani borsadaki hareket Nuri Sevgen 115 bin bir anda görüldü. Sanki böyle bütün efendim Amerika Birleşik Devletleri'de hiç sorunumuz kalmamış gibi bir fiyatlama sanki. Ya bunlar çok ne sert diyorsun? Hareketler çünkü o seansına gelen bir haber üzerine oldu. Yani saat 17.19'dan itibaren alımlar başladı. Açıklama 17.29'dan geldi. Arada 10 dakikada birileri haber aldı herhalde bilmiyorum ama. Orada işte açıklama ben CNN'den gelen açıklamayı gördüm. Sonra Reuters'tan da gelmiş galiba. Data vendor firmaları da düştüler. İşte bu senin söylediğin vizeyle ilgili açıklama şu manaya geliyor. Amerika ile biliyorsunuz zaten bir sıkıntı yaşıyorduk. O sıkıntı özellikle Büyükelçiliğin vize vermesi durdurması ile birlikte sert bir borsa düşüşe de neden oldu. Onu da hatırlatayım. O düşüşten sonra da yine bu şekilde de seans içinde gelince düşünsene gün içerisinde seansta tam o geldiği saatlerde piyasa aşağı doğru geliyordu. Evet. Dolar TL 3.87'yi geçmiş 88'e dayanmak üzereydi tam o saatlerde. Borsada endeks 30 vadeli kontratlar 139 binlerde seyir ediyordu. Doğal olarak short pozisyonda olanlar da bu gelen haber yüzünden bir anda panikleyerek pozisyonları kapatma yarışına girdiler. İşte buna uluslararası terminolojide short covering diyorlar. Yani yukarı doğru sert bir hareket diğerini tetikledi. Diğerini tetikledi derken hareket böyle bir sert bir hamleye dönüştü. 139.800'lerden 144.500'e çok sert bir hareket oldu. Yaklaşık neredeyse 5.000 puanlık bir hareket oldu. Kapanışta işte bunun 1000 puan altında falan bir yerde oldu. Evet. Yani hareketin asıl sebebi evet haber gelmesi ama ondan sonraki piyasadaki bu sert reaksiyonun sebebi kapanış çok yakın olması sebebiyle piyasalardaki short pozisyonlardaki panikti aslında. Yani o sıkıştırma mı deniyor ona? Sıkıştırma diyemem çünkü haberi yayınlayanlar sıkıştırır derim. O zaman da onun adı manipülasyona gider öyle bir şey diyemem ama temel itibariyle böyle bir haberin gelmesi piyasada bir reaksiyon yarattı. Nedir bu reaksiyon? İşte Amerika ile ilişkiler normale mi dönüyor? Tamam i̇şte, bu iş çözüldü bitti. Cuma günü biliyorsun bir haber vardı işte bir zarap dosyasında bazı işte haberlerin geçmesiyle ilgili tedirginlikler iddialar vardı. Bu iddiaların etkisiyle bankacılık sektörü satışı yemişti. Bankacılık sektörünün alışkanlığı da endekse sert bir hareket getirdi zaten. Ali Ağoğlu, yani Merkez Bankası'nda konuşacağız bu arada ama Ali abi onu anlatacak. Ya bugünkü piyasa hareketi şaşırttı mı seni? Bir kere yani çok hızlı reaksiyon veren bir piyasa haline geldik. Hemen ciddi bir şekilde yukarı aldılar borsayı. Nuri Sevgen dediği gibi acaba işte değil mi biraz yataya... mı dönecek gibi denirken bir düzeltme ihtiyacı vardı o saatlerde ama bu haber tabii getirdi ama yarın bunun etkisi ne kadar devam eder ona bakmak lazım. Onu konuşalım. Tamam. Ali abi bugünkü hareket nasıl değerlendiriyorsun? Valla doğrusunu istersen Merkez Bankası ile başladı. Sabahtan bir pozitif hava vardı. Tabii zaten. Doğru o da var. Doğru. Merkezin haberi hani piyasadaki morallerin ya da en azından merkez geldi bir adım attı. İşte arkası gelir mi vesaire konuları vardı. Onun arkasından bu vize haberi gelince pozitif etkilendi ama ben doğrusunu istersen bu vize haberindeki iyi tarafı çok fazla bulabilmiş değilim. Neden diyeceksin? Vizedeki sınırlı iyileşme dediği şey kimin için geliyor bu vizeler? Başvurulacak ve bayağı zaman alacak. Artık normal başvurular değil ama özellikle hasta ve öğrenciler için öncelikli olarak verilip diğerleri oldukça bir ihtimal uzun zamanlar alıp bekleme süreleri uzayacak. Yani öyle çok tam anlamıyla bir yumuşama veya şey değil. Bu daha çok Sayın Başbakan'ın Amerika'yı yapacağı ziyaret öncesinde Amerika'dan gelen bir jest iyi niyet adımı gibi görünüyor. Karşılığında Türkiye'ye gelen Amerikan öğrencileri ve Türkiye'ye gelen Amerikan hastalar mı var da biz onlara vize vereceğiz? Yani bir denklik söz konusu olduğunda onu henüz bilemiyorum ama tabii ki piyasanın biraz da o ilk olumsuz vize haberinden sonraki yorgunlukla bu tip iyi haberleri aşırı abarttığı günlerdeyiz. Şu andaki harekette biraz öyle. Hatta enteresan bir durum var. Bazı hisselerin ben şans eseri şöyle bir fiyat kazanç oranları nedir diye baktım. Normalde
çalışan kar eden şirketlerdeki oranlar yaklaşık olarak 10-12'ler arasında ya da 9,5-12 arasında giderken bir şirketin %117, bir şirketin %70, bir şirketin de %35 fiyat kazanç oranı var. Yani bu %117 yılda falan denk geliyor demektir yatıracağınız para. Böyle bir durum var. Şimdi bunun çok abartılı hareketler olduğunu düşünüyorum en azından piyasadaki hareketlerin. Bir takım şeylerin yavaş yavaş bu hani oynaklıkların azalmasıyla bazıları bir parça normale döneceğiz. Ha, yükselmesin mi borsa? Tabii ki yükselsin de sağlam temellere dayanarak böyle. Bu bir sağlam temel değil mi? Amerika ile bizim. Şimdi ne deniyordu? Ya borsa İstanbul tamam ucuz. Türkiye iyi bir büyüyor vesaire. Yani bir sıkıntımız yok ama ya Amerika ile sıkıntımız yok kızım sana öyle geliyor. Evet, ya Amerika yani işsizlik kızımıza sokağa çıkarsan pek öyle düşünmeyecek insanlar yalnız. Evet, ama şunu söyleyeyim. Yani nispeten güzel taraflarımız da var ama ya öbür tarafta Amerika ile aranda bir gerilim var. Avrupa Birliği ile bir atışma var. Almanya ile atışma var. Kuzey Irak'ta bir mesele vardı. Ya bunlar olduğu için de Borsa İstanbul bak gidemeyebilirdi. Şimdi bunları Avrupa Birliği, bu arada Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'le bizim Çavuşoğlu'nun bir görüşmesi oldu yine hafta sonu. O bir belki olumlu bir hareketti. O biraz galiba gözden kaçtı ama Amerika ile ilişkilerin düzeliyor olması ya da düzelme yönünde bir sinyalin gelmesi bugün Sayın Başbakan'la Amerika'ya giderken. Bu iyi bir şey, temel, güzel bir temel değil mi? Bir soru. Sayın Başbakan gidiyor. Kiminle görüşecek? Başkan yardımcısı Pence'de. Bir tek onunla görüşecek. Savunma Bakanı orada yok, Dışişleri Bakanı orada yok, Başkan orada yok. Bir tek onunla görüşecek. Şimdi bu bir problem, geçtim. İkincisi, tam bu görüşmeye giderken ve bu jest gelirken veya bu iyimser haber gelirken 13'ünde Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidiyor. Bunu Amerikan ilişkilerinde nereye nasıl oturtacağımı ben kestirebilmiş değilim. Yani kısa vadedeki bu hareketleri anlayabiliyorum. Yani benim için hep zaten bu tip bana biraz anomali geliyor. Bu normalin dışında bir hareket bugünkü. Ve bir süre sonra bu şey yavaş yavaş toz yerleştiği zaman ne olup ne bittiğini bir göreceğiz. Şu anda biraz fazla hareketli bir durum var ama ben bunun hani kalıcı, sürdürülebilir bir temelin üzerine oturduğuna düşünmememin sebebi bu bahsettiğim yani tek bir görüşme için gidiliyor ve bu görüşmede başkan yardımcısının ne diyeceğini çok merak ediyorum ama belli ki Amerikan dışişleri veya Amerika'daki politika yapıcılar böyle bir jestle biz bu toplantıya başlayalım dediler. Sınırlı bir şey var bize gevşemesi var. Yani tam bir tamamen eskiye dönüldü değil. Daha zaten büyükelçi de atanmadı. Bu da enteresandır yani. Onu da konuşmak lazım. Bir güvence verildiği söyleniyor Amerika'nın açıklamasında. Hani herhangi bir sukama olmadan önce haber verileceği vesaire gibi. O da başka bir sorun. Yani teknik olarak yani Türkiye'deki bir şeye yargı konusunda önce Amerika'dan izin alman gerekiyor. Hani bunun izin alma demiyor. Hani en azından bir haber verilecek gibi. Haber verdin ne olacak? Hayır tutuklama dediler. Ne yapacaksın? Tutuklamayacak mısın? Tutuklayacaksın. Ama zaten burada yani anlatmaya çalıştım. Hani bir takım güvenceler verilmiştir mutlaka. Belli bir anlayış, karşılıklı bir mutabakatla gidiliyor olabilir. Orada işte Amerika'da tutuklu olan Türkler var bu Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında. Bununla karşılık bir takım jestler yapılıyordur da sonuç temel itibariyle büyük yapıda sarsıntılar var. Şimdi biz o sarsıntıları bir durdurup tekrar bunları yerine oturup temellerini tekrar sağlamlayabilir miyiz diye bakılacak herhalde. Ama ben şu andaki piyasanın bunu bu kadar pozitif algılaması fikri bana biraz acelecilik gibi geliyor. Peki Nuri Sevgen, bu hareket, böyle bu coşkulu bu hareket devamı gelecek mi acaba? Yurt dışında da hava olumlu gibi görünüyor. Hani bu arada Merkez Bankası da biraz devreye girdi gibi. Hani o belki temel bir nedeni de belki aktarmaya çalışalım Türk varlıkları açısından. Amerikan Büyükelçiliği'ne yanıt var bu arada. Türk Büyükelçiliği efendimden açıklama gelmiş. Yargı süreciyle ilgili güvence yok. Çünkü az önce işte konuştuk ya, hani güvence verildi bize, Amerika garanti verildi diye bir açıklaması vardı Amerikan Elçiliği'nin. Şu an tam tersi, bizden yapılan açıklamada yargı süreciyle ilgili bir güvence yok diye. Yani o zaten garip olurdu hakikaten. Bu basit olarak karşılıklı bir güvensizlik ifadesi. Yani bir tarafın yaptırmış olduğu açıklamayı diğer taraf yalanlıyor. Yani daha henüz bu açıklamalar, resmi açıklamalarda ortak dili bile geliştirememişiz demektir ki
bu iletişim konusunda bir takım zafiyetlerin olduğunu peki, gösteriyor. Peki Nuri Sevgen, bu hareket acaba devam edecek mi? Yani bugünkü bu coşkulu hareket, belki teknik açıdan değerlendirebilirsin. Yurt dışında risk iştahı, içeride Borsa İstanbul'un hareketi, geldiği seviyeler. Bu hareketin herkes şunu merak ediyor bu akşam. Devam edecek mi? Nereye kadar devam eder acaba? Ya aslında istersen bugünkü hareket demin de söylediğim gibi. Şimdi siz bir pozisyondasınız. Açığa satışta artık bu pozisyonların içerisinde. Hem vadeli kontratlarda hem de senedi olarak da ödünç alıp açığa satabiliyorsunuz. Bu noktada siz açığa satan bir pozisyonunuz varken doğal olarak bir sert bir alış geldiği zaman onu kapatmak üzere panik hareketlere başlarsınız. Bu bazı stopları tetiklediği için bugün yaşadığımız böyle bir agresif bir durumdu. Bu agresif durumun yarın devam etmesini ben doğrusu çok da yani bu sebepten dolayı beklemiyorum. Ya da bu hızla, bu coşkuyla. Bu hızıyla olmasını beklemiyorum. Ama şu var. Bu hareket yarın sönecek, aşağı tekrar geleceğiz demek için de erken. Çünkü normal şartlarda böyle sert hareketlerin arkasından hemen ertesi gün düşüşü olmuyor. Önce bir yatay hareket oluyor. Hatta önce yukarı başlıyor, sonra bir yatay gidiyor, tekrar bir yukarı deniyor. Ama bundan sonra nereye kadar gidebilir noktasını tabii teknik grafiklere bakmak lazım ama benim gördüğüm 145.000-145.500 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu noktada oralarda bir düzeltme yapma ihtimali var. Çünkü yaklaşık olarak 120'lerden beri, 126'yı gördük galiba oralardan beri çok sert bir hareket var. Bu hareket şu aşamada düzeltme ihtiyacı var. Bunun da son demlerini yaşıyoruz gibi görünüyor. Buralarda görüntü itibariyle bir direnç noktasındayız. Zaten şurada bak doları koymuşsun sol taraf. Çok evet. Dikkat çekici bir şey var. O bir sabah Merkez Bankası kararından sonra aşağı doğru geldi. Sonra tekrar yukarı gitti. Yani bütün hareketi geri aldı. Evet, Nuri Sevgen'in bahsettiği Merkez Bankası'nın kararının geldiği evet. Yer. Dolar TL 3.88'lerden 84'lere kadar geldi. Evet, şu dakika itibariyle 84-85'lere kadar aşağı gelmiş. Ardından haber gelmeden önce vize haberi yukarı doğru gitme yeniden 88'e doğru hareket aynen neredeyse gün içindeki zirve seviyesine yaklaşırken haber sonrasında panikle bir haber hızlandı. Evet, çok sert bir şekilde vize krizi çözülüyor haberiyle ya da bu umutla Borsa İstanbul'un düzeltiyorum Dolar TL'nin sert bir şekilde aşağı geldiğini gördük. Yani bunu gördük ama benim burada endişelendiren şey şu. Evet, borsa yükselmesi için bazı sebepler lazım ama madem temel analiz üzerinden bakıyoruz bir kere tahvil faizlerine bakmamız lazım. Tahvil faizleri rekor kırıyor. Rekor kırıyor. Arkadaşlarımız ekrana bir... Yani evet, baktığınız zaman var. Orada 10 yıllık tahvillere baktığınız zaman da öyle. Gösterge tahvili ki gösterge tahvili daha iyi gösterir. Çünkü 10 yıllık tahvillerin ihracı o kadar eski değildir. Gösterge tahvil şu anda yanlış bilmiyorsam 2006 seviyesinin üzerine çıktı. Yani şu anda bunun üzerinde... Evet yani 13.5'tan kapattı bugün. Burası beni tedirgin ediyor. Enflasyon tarafı tedirgin ediyor. Enflasyon rakamlarını gördük. Merkez Bankası'nın bu hamleleri bir şekilde dövizi rahatlattı. Çünkü döviz depo için gerekli olan zorunlu karşılık oranını düşürdü. Kabaca baktığınız zaman. Yani banka dedi ki ben de bu kadar döviz tutmana gerek yok. Merkez Bankası olarak zorunlu karşılık olarak bir miktar da azaltabilirsin. Detayları Ali Bey söyler herhalde diye tahmin ediyorum. Ondan sonra zaten bir rahatlama oldu ama rahatlamanın etkisini gördük orada. Asıl haber ne? Burada vize krizinin ortadan kalkacağı beklentisi, Amerika eleştiriyi gidiyor beklentisiyle bir panik düşünmeden yaşanan bir hareket vardı. Şimdi bu akşam herkes bunları düşünüyor. Bakıyorlar yani bu vize krizi çıkıyor mu, kalkıyor mu hakikaten. Şimdi baktığınız zaman Amerikan Büyükelçisi daha atanmadı. Yanlış bilmiyorum değil mi? Henüz daha atanmadı. Başka meseleler var mı? YPG konusunda anlaştık o tür meseleler var. İşte başbakanın ziyareti neler olacak? Nasıl konuşmalar olacak? İşte dediği gibi Ali abinin Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri var. Yani baktığınız zaman hala bazı sorunlar var. Yine zarrab dosyası ile ilgili bir sürü spekülasyonlar dönüyor. Bu ay içerisinde dava var. Evet, bu davayla ilgili savcının işte geçen hafta açıklamaları falan vardı, basında yer aldı. Bunlara baktığınız zaman hala bilinmezler çok fazla. Bu bilinmezler içerisinde piyasanın yukarı doğru çok büyük reaksiyon vermesi bana biraz garip gelir. Ha şu olur, bunlarla ilgili çözüm sürecine gidildiğine dair belki ön bir haber alınırsa veya böyle bir beklenti oluşursa o zaman evet daha da yukarı getirebiliriz. Çünkü ne olacak? Stabil bir duruma geçeceğiz. Şu anda beklentilerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu risklerin ortadan kalktığını gördüğünüz anda fiyatlama olumluya döner ama şu anda hala riskler ortadayken ben bu hareketin aynı hızda sürmesini doğrusu beklemiyorum. Ali Kemal Bey ne zaman yeni eğitim var demiş. 4 Kasım'ı kaçırdık. Finansal okur yazarlığa devam. Vallahi yaptık çok da güzel bir eğitim oldu. İnşallah. Ben gittim, evet, Barış Esen bile geldi sağ olsun kırmadı bizi. İnşallah yakında gene yaparız. Peki ama net bir tarih yok henüz. Şu anda yok henüz planlı bir şeyimiz yok. Muhtemelen tabii muhakkak duyururuz. Ali abi böyle bazı yorumlar var. Ya Ali Ağoğlu da çok mu kötümser bakıyor acaba? Ya ne güzel borsa yükselmiş. rekor kırmış. Ali abi, dolar TL gelmiş 3.82'ye, 3.88 sabahken. Yani çok mu acaba olumsuz bakıyoruz? Yoksa olumsuz bakmıyor muyuz? Ali Ağoğlu bu eleştirilere ne der diye ben sorayım. Ya burada, bu kadar güzel şeyler oluyor.
Borsa yukarıda, dolar düşmüş. Güzel dediğimde şöyle bir şey. Şimdi bizim basın tarafında da benzer bir durum var. ...139 binden short olan birisi sence bu akşam nasıl yaşıyordur? Onun için güzel değil doğru. Evet, biraz ha? Sıkıntılı. Nasıl hissediyordur sence kendini? Şimdi borsa yukarı çıkınca ben para kazanıyor değilim. Borsa düşünce de ben para kazanıyor değilim. Borsadaki hareketler beni hiç ilgilendiren hareketler değil. Hı-hı. İzliyorum tabii ki. Hı-hı. Yani en az bir borsada alım satımıyla uğraşan insan kadar izliyorum. Mecburen izliyorum. Hem işim bu olduğu için hem de oradan bir takım sonuçlar çıkartıp bir takım yorumlar yapmam lazım. Benimkisi tamamen şey, objektif bir bakış açısıyla. Şu hareketin altında Nuri çok güzel söyledi. Biz borsada neyi alırsın veya satarsın? Karlılığı, büyümeyi. Karlılık, büyüme, beklenti vesaire. Bunların evet. içindeki en temel analizden yola çıkarak bakılan en temel şey nedir? Değerlemeleri, şirketlerin değerlemeleri. Değerlemeleri temelindeki en basit parametre veya en temel parametre riskten ağrı faiz oranıdır. Riskten ağrı faiz oranı dediğimiz şu andaki var olan değerlemeler %10,5-10 yıllığa göre yapılan değerlemeler. Evet, evet. 12,5 değerlemeye göre yaptığın zaman bunun değeri çok farklı çıkacaktır. Şimdi bu hesaplamalar henüz daha yapılmadı. Yapılmıyor çünkü varsayım ve beklentine önümüzdeki yıl ki bu beklenti de bu yönde satın alıyor. Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek. Merkez Bankası da bununla birlikte faiz oranlarını düşürecek. Fonlamaları ve tahvil faizleri düşecek. O yüzden biz şimdi 12,5'a göre ki 10 yıllıkta 12,5 dehşet 12,25 ya da şu anda çok yüksek bir faiz oranı normal şartlarda. Rekor. Şimdi böyle bir değerlemeyi yapmadan borsadakilerin sadece vizeye göre alım satıp yapıyorsan ve de ben diyorsam ki eğer bu vize kriziyle Türkiye'deki faiz oranları mı düşecek? Maksimum Türkiye'deki aslında. Enflasyon mu düşecek? Türkiye'deki makro dengelerin nesi değişecek diye sorduğumda cevabı abi vize kalktı. Tamam sonuç. Geçenlerde bu Avrupa Birliği'ne serbest dolaşımla ilgili hatırlarsan burada bir hesap yapmıştık. Kaç kişiyi ilgilendiren bir karar sence? Hatırlıyor musun o hesabı bilmiyorum. Türkiye'de 10 milyon pasaport sahibi var. Bunların içinde geçerli pasaport sahibi 3 milyon kişi. Bu 3 milyon kişiden pasaportunu kullanıp seyahat edenlerin sayısı 1 milyon 250 bin kişi. 1 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren bir vize serbestisinden söz ediyoruz. Ama arkasındaki mesele başka. Evet, aynı mesele şekilde zaten. Amerika'daki vizenin de arkasındaki mesele başka. Bugün bir pasaport sahiplerinden kaç kişisi Amerika'ya gidip geliyor? Türklerin kaçı Amerika'ya gidip gelmiş hayatı boyunca? Bir baksınlar. Çok fazla değildir ama önemli olan onun arkasında ifade ettiği şey. Türkiye'ye Amerika'nın vize yasağı koyması demek birçok ülkenin Türkiye'ye bakışının negatif olması anlamına geliyor. Kalkması da pozitif tabii ki. Ama mesela başka sorunlar var. Şimdi kötümserlik dediğinde biraz sonra Merkez Bankası'nın şu kararıyla ilgili bir şey konuşalım. Ama ondan önce o hal meselesinde hani kime ne zararı var diye konuşulunduğu bir noktada çok basit, garip bir sorun var. O da şu. Bu da çok fazla dile getirmiyor. Şimdi bu da mı kötümserlik diye bakacaksınız. Yabancılar Türkiye'ye gelmiyorlar. Gelemiyorlar ya da. Şimdi gelemiyorlar. Şimdi gelmiyorları söyledim ama gelemiyorlar. Gelememelerin çok garip. Yabancılardan kastım şu. İş için gelenlerden, bizim profesyonel insanlardan veya Türkiye'den mal almak, Türkiye'deki bir takım şirketlerle iş yapmak isteyenler için söylüyorum. Onların sağlık sigortası Türkiye'de o hal olduğu için sağlık sigortaları Türkiye'deki sağlık masraflarını karşılamayacağını beyan ediyor. Şimdi böyle bir problem varken sen yabancı bir ülkeye gidiyorsun. Diyelim isim vermeyelim ama benzeri bir o hal olan bir ülkeye giderken Türkiye'deki sağlık sigortan bunu karşılamıyorum diyor. Şirketin de seni oraya göndermek istiyor ama şirkette diyor ki başına bir şey gelirse ben karşılamam. Gider misin? Yani. Gitmezsin. Şimdi böyle bir problemin olduğu bir yerde vize kalksan olacak kalkmasan olacak. Bugün çözdük yarından nasıl bakacağız? Benim derdim hep yarınla ilgili. Ben Merkez Bankası politikalarını eleştirirken de o günü hiç eleştirmedim. Hep o gün yapılması gereken bazı şeyler varken yapılmayıp ileride bunun etkileri nasıl çıkacak diye konuşulur. Nitekim şu anda yaşadıklarımızın bir kısmı da onunla ilgili. Ali abi devam edeceğiz. Bir Kaya Ardıç Hoca'yı ekranlara getirelim. Bakalım Merkez Bankası bugünkü hamlesine ilişkin müdahale demiyoruz. Biz öyle dedik yani bizim yöneticilerimize göre müdahale demeyelim. Ben dedim o zaman hamle diyelim. Müdahale değil hamle. O hamleyi bakalım nasıl değerlendirmiş efendim Kaya Hoca sonra devam edelim. Dış siyasi, politik ve dolayısıyla bir takım jeopolitik gelişmeler, çevremizde olup bitenler, dış dünyadan gelen
geri dönüşler. İşte Amerika ile ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizdeki bozulma, değil mi? Bütün bunlar bir şey olur. Ama diyeceksiniz ki hani şey, Merkez Bankası'nın hiç mi kusuru yok, sütten çıkmış ak kaşık mı? Yok, orada para politikasına çok ciddi bence gecikmeler oluyor. Yani o gecikmelerin de etkisi tabii zaten belli bir süre kendisini sonra gösteriyor. Ama yani zamanında mesela hani biliyoruz bunu, yaşadık 2015'te de. İşte yapılmadı yapılmadı 0.25 0.50 puanlık yükselişler zamanında faiz oranlarında. E ne oldu? Sonra 5 puan birden yapıldı. Korkarım önümüzdeki dönemde gelişmeler o yönde olursa bugünkü gibi gene böyle yüksek oranda bir artış yapmak zorunda kalacak Merkez Bankası. Efendim devam ediyoruz. Doktor Nuri Seygen ve Ali Ağalı ile sohbetimiz sürüyor. Adreslerimiz ekranlarda. Barış Bey diyorsam pembe gözlükleri takmışsın diyen, beni eleştiren bazı izleyicilerimiz var. Ali abiye yine az önce benim sorum tadında yine mesajlar da var. Mesajlarınızı almaya devam ediyoruz efendim. @BloombergET Twitter'dan ve yine bize Twitter'dan ve e-mail adresimizden küreselpiyasalar@bloomberg.com buralardan ulaşabilirsiniz. Merkez Bankası soracağım ama çok kısa, Viyop'ta saatler uzatılacak mı diye gelen soru bir kez daha geldi. Bu hafta sonu da aslında konuşuldu sanırım o. Çok kısa ona değinelim, sonra Merkez Bankası'nı konuşalım. Ya bu hafta sonu Borsa İstanbul bünyesinde bir toplantı yapıldı ve bu toplantıya Viyop müdürü, takasın ilgili müdürleri ve Viyop'un genel müdür yardımcısı sağ olsunlar iştirak ettiler. Ama onların söylediklerini aynen söylüyorum. Sen de duymuşsundur orada. Evet. 2018 yılında bir saatten uzamasıyla ilgili program var. Bu programda genel yapı netleşmemiş olmakla birlikte 18-15 gibi seans kapandıktan sonra belli bir süre takas işlemleri yapılacak. Takas işlemlerinin bitiş saati 7.30 mu olur, 8 mi olur bilmiyorum. O saatten sonra tekrar açılacak. 23'e kadar açık olan bir seans olacak ama bu 23'e kadar açık olan seansta uzlaşma fiyatları değişmeyecek. After hours dedikleri bir seans olacak. Sonra 23'ten sonra piyasa kapanacak, yine gün sonları alınacak. Noktadan sonra saat 24'ten sonra artık 24.30 mu olur, 1 mi olur bilmiyorum. Sabah 5'e kadar yine açık olacak bir seans üzerine çalışılıyor. 2018'de olacağına dair Viyop'un müdürünün cumartesi günü duyduğum beyanı vardı ama resmi olarak şu anda verilmiş bir karar yok. Peki bunu şimdi Merkez Bankası'na geçelim. Bugün bir hamlesi geldi. İki etaplı diyelim Merkez Bankamızın adımı. Bir kere sağlıksız fiyat hareketleri diyor. Yani o kurun geçtiğimiz haftalarda biraz haber etkisiyle de, yani doğrulanmayan haberler, yalanlanan kimi zaman haberler, belki aralarında doğruluk olan payları da vardır bilmiyoruz ama netleşmeyen haber akışları sonrası kur çat çat yukarı attı geçtiğimiz haftalarda. Burada bir sağlıksız fiyat hareketi oluştu diyor. Hem rezerv opsiyon mekanizması hem de reskon kredilerine düzenlemelere gitti. Bu adım Merkez Bankası'nın, mesela bu vize olayı olmasaydı acaba, yani yeterli bir adım mıydı acaba? Yoksa daha da faiz artışı isteyen mesela Timothy Ash var. Bu kadar diyor karışık şeylere gerek yok. Basit bir şekilde faizi arttırsın Merkez Bankası diyor. Ya, grafiklere baktığınız zaman zaten yeterli olmadığı görünüyor. Demin de konuştuk işte. Yani yukarı gitti. Şu diyorsun, bu hareket yeterli olmadığını mı anlatıyor? Şimdi şöyle bak. Şimdi, yani Merkez Bankası'nın yapısı itibariyle bakalım ve dünyadaki para hareketleri itibariyle bakalım. Çünkü açarsın bir platformu. Platform üzerinde dolar TL'sinden işte bilmem ne dolara karşı diğer para birimlerine kadar bir sürü para birimleri var. Şimdi senin enflasyon %11.9 iken sen gecelik fonlama maliyet olarak %12 ile borçlanma yapıyorsun. Tahvil faizlerinin 10 yıllıklarda 12.5, gösterdeki tahvilin 13.5. Hı hı. Şimdi sen doğal olarak böyle bir ortamdayken dolar TL ile ilgili analizlerde sıkıntı yaşarsın. Yani TL'yi niye geçelim? Yabancı tarafından bakıyoruz. TL'ye geçmek demek ne demek? Ülkeye döviz sokup, dolar sokup TL almak demek. Bu noktada ben bunu niye yapayım? Mantık bu. Bunu yapmak eğer matematik olarak mümkün değilse, ki matematik olarak şu anda size bir nema getirmiyor. Yani bunu koyduğunuz zaman ben Brezilya realinden, ki orada enflasyon %4 beklenirken %8 faiz var. Veya Rus rublesinden %9 civarında, yanlış hatırlıyorsam faiz var, %4 civarında enflasyon beklentisi var. Ama Türkiye'de enflasyon 11.9, faiz 12. Niye geleyim noktasına geldiğinden o zaman bir beklenti olması lazım. Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini, ekonominin iyiye gideceğini, göstergelerin daha iyi olacağına dair beklenti olması lazım. Böyle bir beklenti en azından şu anda önümüzde yok. Bu durumda Türk lirasının değer kaybetmesinden daha doğal ne olabilir ki? Ben de soruya böyle cevap vereyim. Peki, yani şunu gösterelim arkadaşlarımıza bir kez daha. Nuri Seygen diyor ki ya efendim bu hareket, bu hamlenin
başarılı olup olmadığını ben diyor bu grafikten ya geçici olarak başarılı olur. Neden? Şöyle. Şimdi bu döviz likiditesini arttırıcı bir etken. Evet. Diyor ki Merkez Bankası sen bende bir miktar depo tutmak zorundasın. Zorunlu karşılık diyoruz biz buna. Yani kısmi rezerv sistemi bankacılıkta özel yapıdır zaten. Burada da bir kısmını döviz olarak tutacaksın diyor. Ben bu tutunacak olan dövizlerin tuttuğun kısmını bir miktar azalttım diyor. Bu da döviz likiditesini arttırıyor. Bankaların döviz likiditesini arttırdığı için de böyle bir hafif kısa süreli artık müdahale mi dersin, karar mı dersin bir şekilde bir hareket yaşattı. Ama bir de bunun dış bacağı var. Hadi bunları geçtik. Enflasyonu bilmem nesini geçtik. Dolar endeksini koy. Dolar endeksinde şu anda öyle garip bir grafik var ki şu an 94'ler seviyesindeki hareket 96-97'lere gidecek gibi görünüyor. Şimdi bu durumda sen içeride her şey güllük gülistan olsa bile değer kaybedeceksin ki zaten hani bugün biz TL olarak diğer para birimlerine karşı değer kazanmış gibi görünsek de Cuma gününü baz aldığın zaman hala en çok değer kaybeden paralar içerisindeyiz baktığın zaman. Vize krizi çıkmadan önce 3.60'lardaymışız Ali abi. Evet. Şu an biz çözüldü dedik vize krizine ya da yani ben çok iyimser hadi bakayım gene hani pembe gözlükleyen izleyicilerimizin tadında olayım. Biz rasyonel bakıyoruz diyelim. Yani yok vize diyelim ki ben çözüldü diyorum. İnşallah çözülür canım. İnşallah yani bize öyle bir şey karamsar düşünmüyorum. Evet, sadece evet. Biz realistik olarak durumları ortaya koyuyoruz. Ya biz piyasa tepkisi... ki Avrupa Birliği'yle sorun yaşamayalım, Almanya'yla sorun yaşamayalım, komşularımızın hepsiyle barış içinde olalım, Amerika'yla da tekrar ilişkileri tamir etmiş olalım. Yani gönül bunların hepsini ister. Evet o ama vize krizi çıkmadan önce dolar TL 3.60'larda, vize krizi çözüldü diyoruz dolar TL 3.83'te şu an. Ya onu da bir kenara koyalım. Bunu da unutmayalım. Merkez Bankası Ali Ağoğlu. Şimdi gene ben modumu devam ettireyim. Diyor ki Merkez Bankası, son günlerde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir ve buna karşılık da iki tane önlem aldı. Birincisi rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde döviz ve TL kompozisyonlarında 5'er puanlık indirim yaptı. Piyasaya 1.4 milyar dolar döviz likiditesi verdi, 5.3 milyar TL geri çekiyor. Evet, yanılmıyorsam evet 5.3 milyar TL geri çekiyor. Şimdi sağlıksız fiyat oluşumlarına sağlıksız bir hamleyle cevap vermiş durumda diyeyim. Hamle de değil, bu bir müdahaledir. Ama yani biz şey diyorlar, bu müdahale değildir diye. Dur. O sizin yorumunuz, benim yorumum da bu müdahale. Ben diyorum cüm karış, müdahale etme diyorsun. Müdahale etme. Müdahale etme. Peki. Müdahaleme müdahale etme yani. Tamam, peki. Şimdi müdahale dediğin ne işe yarar? Müdahale basit bir işe yarar. Bütün döviz için müdahaleden bizim anladığımız normalde kalkıp Merkez Bankası'nın döviz satmasıdır. Hayır, faizi yükseltmesi de bir müdahaledir. Bu bir benzeri önlemler de bir müdahaledir. Ama müdahalenin amacı nedir? Müdahale sana bir zaman kazandırır. Merkez Bankası otorite olarak bir zaman kazandırır. Diğer tarafta etrafında yapılması gereken bir takım işler vardır. O kazandığın zaman da o işlerle o müdahalenin etkisi geçene kadar kendini hazırlamışsan zaten ortam müdahale etmenden önceki döneme geri dönersin. Müdahale ettikten sonraki dönemi koruyabilirsin. Yok eğer başarılı olamamışsan veya o sürede kazandığın zamanda tamir etmen gereken hasarları tamir edememişsen müdahaleden öncekine döner, hatta daha da üzerine çıkarsın. Şimdi bu da bir müdahaledir teorik olarak. Tanım itibariyle müdahaledir. Zaman kazanmak için yapılan bir iş bu iş. Ne zamanı? Şimdi niçin neyin zamanı? Ben piyasaya döviz likiditesi veriyorum ki şu anda döviz likiditesinden ortaya çıkabilecek döviz satın alma taleplerini ortadan kaldırayım ki dövizin üzerindeki baskı azalsın. Bir. İki, TL piyasadaki TL likiditesini de azaltayım ki dövize gidebilecek TL azalsın. Çok güzel. Bu TL'yi Merkez Bankası vermezse 120 milyar TL borçlanan piyasa nereden TL bulup da TL alacak? Yine Merkez Bankası verecek. Vermediği takdirde ne olacak? Hakikaten kuru tekrar 3.60'da görürsün. O zaman bunun bir sonraki bu müdahalenin süresi bitti. Başka bir unsur ortaya çıktı. Sen bu sefer bir önceki zirvenin de üzerine çıkarsın. Şimdi gelelim bu bir kısmı. Bu muzamla veya rezerv opsiyonla ilgili. Reeskont kredileri. Reeskont kredileriyle ilgili başka bir problem var. Neresi şirketleri güzel? Diyor ki ey şirketler ya arkadaş gidip kendinizi niye zorluyorsunuz? İlla döviz alacağım, euro alacağım. Şimdi euro sterline galiba eklenmiş. İlla dolar bulacağım diye hiç gerek yok diyor. Getirin bana TL. Hiç önemli değil. Bu ne güzel işte şirketlerin yararına değil mi? Ne güzel açıkladı. Ne güzel açıkladı ama değil mi? Çok değil mi? Harikaydı. Hayır, onu da demiyor sadece. Ne diyor? Onu da demiyor. Diyor ki, bugün 3.88 iken ben bu kararı açıkladım ya diyor. 1 Şubat'a kadar 87 iş günü var. 87 gün sonra 3.70'den herhangi bir prim ödemeksizin bedava 3.70'den benden dolar alma opsiyonum var diyor Merkez Bankası.
Bendensiniz diyor, öyle mi? Bendensiniz diyor. Fakat vardı aynı zamanda diyor ki evet, o tarihe yaklaşık 950 pipslik ya da 950 swap pointlik ya da 9,5 kuruşluk bir de forward avantajım var, swap avantajım var. Diyor ki sen bugün 3.88'den ister bugün 3.88'den sat. Bu sattığın TL'yi götür faize yatır ki o zaman daha yukarıya çıkacak. Ya da diyor hiç uğraşma diyor 1 Ocak 1 Şubat'a kadar bana kapatmam gerek. 1 Şubat olduğunda sen diyor 3.97.50'den o günkü tarihte forward'da sat kurunu dolarını al 3.97.50'den TL'ni gel bana 3.70'den öde diyor. Oh. Oh diye tam bunu söylüyor. Şimdi bu bedava 3.70'den opsiyon veriyorsunuz demektir. Kol opsiyonu, alım opsiyonu veriyorsunuz demektir şirketlere. Peki ben başka bir şey soracağım. Bunun benzerini 17 Şubat'ta açıklama yapıldı. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere dendi 31 Mayıs'a kadar. 17 Şubat'la 1 Ocak arasında o zaman dolar ödemiş olanlar 3.53-3.35'ten yararlanamadılar. Peki bugün geldi. Bu dönem içinde bugün ödemesi olan birisi varsa vazgeçti, ödemeyecek, erteleyecek. Kafadan şirketlerin cebine para koyuyorsunuz. Neye hizmet ettiğini çok anlamadığım bir şey. İkincisi, öyle bir ahlaki rezon yarattınız ki Merkez Bankası olarak, ki şimdiye kadar bunu vergide yaşıyorduk. Şimdi bir de Merkez Bankası eklendi bunun içine. Öyle bir ahlaki rezon yarattınız ki bundan sonra Exim Bank reskont kredilerini kapatamayanlar veya kapatmak istemeyenler bekleyecekler. Nasıl olsa bir... Nasılsa Merkez Bankası böyle bir opsiyon veriyor bana bedava. Verdiğinde kullanırım. Bir kriz çıktığında veya bir sıkıntı olduğunda nasılsa Merkez Bankası böyle bir opsiyon satı verecek bana bedava, prim ödemeden hem de. İstediğim zaman ucuz kurdan alacağım. Ben bir daha dövizle yatırmayacağım diyecek. Ahlaki bir moral hazard dediğimiz moral hikaye. Hazard dediğim. Evet. Ahlaki erozyon dediğimiz o yani. Moral hazard yaratıyorsun. Yani bu yani sistemik olarak işini doğru yapan, doğru zamanda doğru çözünü. Mesela şöyle bir takım problemler olacak. Exim Bank kredilerini daha önceden TL mi ödeyeceksiniz, dolar mı ödeyeceksiniz diye onlara bildirmeniz lazım. Bu dönem içinde bugün açıkladılar. Dün dolarını ödemiş olanlar ne yapacaklar? Dün dolarını 3.87'den 3.86'dan dolar ödemiş olanlar 3.70'den ödeme şansını kaybettiler. Daha önceden dolar ödeyeceğini bildirmiş olanlara şimdi bu imkanı vermezseniz dolar getirin dediğinizde onlar 3.88'den doları getirecekler, verecekler. 3.70'den bunu kapatma şansını kaybedecekler. Kime nasıl uyguladığınız da belli değil. Hangi kuralı ne zaman uyguladığınız veya ne zamandan itibaren geçerli veya kime geçerli olduğunu bilmediğimiz bir takım. Ben şimdiye kadar Merkez Bankası'nın bu ve benzeri uygulamalarını herkese eşit uyguladığını biliyordum. Ama şu anda bu uygulamalarda bir takım hatalar oluyor ve bunun önümüzdeki dönemde biz bunun ceremesini çekeceğiz. Bu sen opsiyonlar konusunda da iyi olduğunu biliyorum. Yani bu hareket Ali abinin anlattığı şekliyle diyelim şirketler için güzel bir avantaj mı ortaya çıkıyor? Tabii tabii kesinlikle. Çünkü bir opsiyon aldığınız zaman bunun primini ödersiniz ve ciddi bir prim ödersiniz. Yani buradan Şubat vadeli bir opsiyon şu anda yok ama almaya kalksanız ciddi bir primdir. Özellikle volatilitenin yükseldiği bugünlerde. Şimdi prim ödemeden bu işi yapıyorsunuz yani baktığınız zaman. Şu swap point'ten yani fazlasını ödersin. Evet. 950 swap point'ten hemen hemen büyük ihtimalle fazlasını ödersin. Çünkü arbitraj yaratmaz size opsiyon fiyatını satanlar. Yani opsiyonu size verenler o arbitrajı size vermek istemezler. Merkez Bankası eliyle verildiği için zaten bunu yapıyorsunuz. Peki bir İbrahim Aksoy'u da ekranlara getirelim. Bakalım efendim İbrahim Aksoy neler söylemiş, nasıl değerlendirmiş? İzledikten sonra devam edelim. Merkez Bankası'nın tolerans noktasını görmüş olduk. Cuma günü kur yeni bir rekor zayıf seviyeye çıkmıştı sepet bazında. Burada Merkez Bankası'nın tolerans noktasını görmüş olduk. Eğer bu alınan, yapılan atılan adımlar işe yaramazsa, hani kalıcı olarak lirada bir değer kazancı sağlamazsa muhtemelen piyasada şunun daha fazla konuşulduğunu görmeye başlayacağız. İşte Merkez Bankası faiz artırır mı? Bu değer kaybı, lirada değer kaybı enflasyona da yansımaya başlayacak olumsuz olarak. Merkez Bankası faiz artırmaya başlar mı sorularının daha fazla sorulduğunu görmeye başlayacağız piyasada. Zaten Cuma günü enflasyon verileri açıklanmıştı. O da aslında bizim tahminimize paralel açıklandı. Hem manşet enflasyon hem çekirdek enflasyon ama piyasa beklentisine göre bir miktar yukarı yönlü sürpriz vardı. Şimdi ne olursa burada trend döner diye soruyorsun. Aslında Türk lirası çok ucuz seviyelerde. Onun dışında tahvil faizlerinde çok önemli bir yükseliş gördük. Çok cazip seviyelerde tahvil faizleri giriş için. Efendim bir Melike Ayan'a gidelim. Melike bakalım Amerika'dan hangi notlarla karşımızda olacak Melike?
Barış, cuma günkü o rally, geçen haftaki rally diyelim, adeta bugüne taşındı. Sabah saatlerinde karışık açmamıza rağmen şimdi şu saatlerde santim santim tekrar yukarı tırmanıp rally'e devam etmeye çalışan borsa var. Ardında yatan sebepler şirket karlılıkları, şirket birleşme haberleri, bu Monday M&A dediğimiz pazartesi mergerlarının bugüne yansıması, Broadcom ve Qualcomm arasındaki birleşme haberi ve tabii ki Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin bu vergi reformuyla ilgili biraz daha gelişme kat etmeleri. Önce özellikle Fox News'de dün Mike Pence'in söylediği, biz bunu Trump'a imzalatmadan önce birkaç değişiklik yapacağız ve iki meclise de vereceğiz, sunacağız, hem Senato'ya hem Kongre'ye demesiyle birlikte bu işin artık iyice ciddiye bindiğini görüyoruz. Bir yandan dolar Trump'ın Asya ziyaretiyle birlikte düşerken petrol yukarı çıkmaya, tırmanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'la ilgili haberler yüzünden ve borsada biraz daha kendini toparladı. Ekonomik verinin hafif olduğu bugün de diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür ediyoruz. Hala bu reskont kredileriyle ilgili sanıyorum tam anlaşılmayan ya da belki izleyicilerimizin anlayamadığı belki bölümler olabilir. Hani tam onu netleştirirsek o soru işaretini arada sana sormuştum. Şimdi reskont kredileri dediğimiz normal reskont kredileri teknik olarak bankacılık sektörünün vermiş oldukları kredilere karşı almış oldukları senetleri Merkez Bankası'na götürüp tekrar Merkez Bankası'ndan kredi aldıkları. Bu senedi şirketlerden alırken bankalar bir iskonto yaparlar. Aynı iskontonun bir çıt üzerine daha Merkez Bankası bir ikinci iskonto, reskont dediğimiz o. Bir ikinci iskonto yaparak bankalara fon sağlar. Bunu biz uzun yıllardır kullanmıyoruz. Hatta ben sadece tanımını biliyorum. Yani kullanıldığı çok istisnai, ya bir kere oldu ya olmadığı şey. Ama bunun adı döviz kazandırıcı hizmetler reskont kredisi. Bu şu. Exim Bank'ın normal kendi kaynaklarından vermiş olduğu bir Exim Bank kredileri var. Bir de Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini arttırmak için kendi kaynakları üzerinden Exim aracılığıyla kullandırdığı krediler var. Bunlar onlar. Tamam. Ve bunların karşılığında Merkez Bankası'na şirketler döviz getirmek zorundalar. Şimdi o döviz. İşte bunu diyor ki buradaki bir olay, hem Merkez Bankası bu döviz rezervlerini arttıracak en iyi imkan da bu. Bundan vazgeçiyor. Bir de üstüne üstlük şirketlerin cebine aleni teknik olarak para koyuyor. Vadeleri geldiğinde bu süre içinde 1 Şubat'a kadar olan vadesi gelen her krediyi teknik olarak şirketler doları 3.70'den euro'da 4.30'dan TL olarak ödeyebiliyorlar. Vadesi gelen bu tarz kredilerde yalnız. Peki. Normal bir kredide şöyle bir şey. Ali Ağoğlu gidip orada 3.70'den şey alamayacak, dolar alamaz. Ali Ağoğlu böyle bir imkan yok. Bazı izleyicilerimiz Merkez Bankası bize de 3.70'den. Ya bana da versin 3.88'den satayım, ben de 85'den satayım. Biraz espriyle yani, karışık yazıyorlar böyle. Ama. Ama böyle bir imkan yok. Bu şirketlere tanınmış döviz kazandırıcı. Temelinde bu. Döviz kazanmak, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini arttırmak için kullandığı bir yöntemdi bu. Şimdi ben Nuri Sevgen'e bir kez daha döneceğim. Barış Bey, borsada herifin Viyop'ta ise palanın yön verdiği söyleniyor. Böyle bir şey doğruluğu var mı diyorlar. O herif bayağıdır tabii Borsa İstanbul'da geçtiğimiz aylarda konuşulan ortalarda görünmüyor deniyor ama biraz... Pala kim bu arada? Ne bileyim ya, piyasada var bir, öyle. Bir de öyle ya, efsaneler dolaşıyor. Ya insanlarda böyle efsane kurmayı çok seven bir yapı var. İlle bir güç var böyle piyasayı yönlendiren, öyle ya, bir şey var. Komplo teorilerini her zaman çok seviyorum. Tabii tabii, yani dünyada her zaman böyle bir güç var. Hatta yani duyuyoruz bazen, ya yurt dışı piyasaları da koyalım işte şöyle, orada 1 milyar doları koy 3 saniyede gider yani, öyle kolay değil o işler. Yani. Peki Nuri Sevgen, şimdi bir de Türkiye'nin kırılgan beşiği içerisinde hala olması gibi bir durum var. Ya ben açıkçası gerçekten standart... Aynı beşli değil ama ya. Ha? Bir beşliğin içinde mi? Aynı bir beşli de ya, izleyicimiz de mesaj göndermiş. İlk beşi kaptırmadık yine. En alıngan beşlideyiz diyor. En alıngan beşli. Kırmayın bizi demişler. Güzelmiş. Yani kırılgan alıngan manasında ama ya ben bunu gerçekten... Yani bunu işin şakası bir tarafa. Yani Türkiye, Arjantin, yani enteresan. Pakistan. Ya Pakistan nereye, Türkiye nereye yani? Bu kadar da değil Ali abi. Mısır. Ya darbe oldu, darbeyle yönetilen, darbe sonrası bir seçim olan ve o genelkurmay başkanı. Yan yana bile koyulmayacak bir ekonomi. Katar, ya Katar nere, Türkiye nere, müthiş bir ablukanın içerisinde şu an olan, Türkiye'den işte gıdanın, yiyeceğin gittiği bir ülke sıkıntıda. Türkiye bunların arasında, eski kırılgan beşli de Brezilya vardı, hatta Brezilya bir nebze ama
Güney Afrika siyasetteki belirsizlikte dibine kadar, ranttaki efendim sıkıntıysa dibine kadar para biriminde. Bütçe onu çıkartıyorsun, bütçe desen öyle. Her gün Maliye Bakanı geliyor gidiyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmak için adımlar atılıyor Güney Afrika'da. Sen onu çıkartıyorsun. Ya bunu hakikaten Türkiye hala beşli. Ben bunu anlayamadım. Ne dersin? Kırılgan beşli hikayesi için. Valla buna diyecek bir şey bulamıyorum. Bu tamamen yani bunu söyleyenler de zaten bir şekilde spekül ediyor olabilirler. Yani bakıldığı zaman ya şunu sormak lazım. Bundan birkaç ay önce de dolar TL 3.10'a gidecek, 3.30'a gidecek, 3.20'ye gidecek. 3.30 diyenler vardı. Raporlar evet. Vardı. Ne oldu? Yani şimdi bu raporları çok fazla önemsemek lazım. Şu konjonktüre göre herkes bir şeyler yazar. Ben Nuri Sevgen olarak değil de James bilmem ne olarak yurt dışına bir rapor yazarım. James Sevgen olsan yani mesela. Sevgen olursa anlaşılır da. James evet. Lover falan gibi böyle bir isim koysan evet. Böyle yurt dışına bir rapor yazarsın. Hele bir de iyi bir firmada çalışıyorsan herkes inanır yani ne güzel iş. Yani bu böyle bakmamak lazım. Şimdi dünya gerçeklerine bakarım ben. Türkiye 20 büyük ekonomi içerisinde iyi bir yeri var. 700 milyar dolarlık bir büyüklüğünüz var. Öyle ya da böyle büyük bir ekonomisiniz. Dünya üzerindeki aldığınız ekonomik pay belki o kadar yüksek olmasa da jeostratejik açıdan da önemli bir yeriniz var. Ama sorunlarımız var mı? Çok önemli sorunlarımız var. Yani en önemli sorunumuz da bizim şu anda özellikle döviz tarafına baktığımız zaman bir kırılganlığımız var. Kırılgan 5'ten kastedilen buysa evet biz çok kırılganız. Cari açığımız var. Ya bir cari 40 milyar dolar cari açığımız var. Geçen bir taksiye bindim. Nicelerini gördük ya bu cari. Tabii canım cari. Dün onu söyledim. Cumartesi günü eğitimde konuştuk. İşte enflasyon mevzusu konuşuldu ya. Hı hı. 2001 yılından önce o krizden önce Türkiye faizlerini %30'da düşürdü diye bayram ediyorduk biz. Bir de kur çıpası yaparak bunu yaptık. Ama dünyada bu kadar büyük likitte yoktu. O zaman Amerika'da faizler de %5'ler civarındaydı baktığın zaman. Yani bu noktada hani biz bir yere geldik ama şimdi bakıyorsunuz hani paranın değerini belirleyen şey paranın üzerindeki faiz oranıdır. Para dediğiniz şey üzerinde faiz oranı yazılı bir borç senedidir aslında. Siz bu borç senedini ne kadar faiz oranı ne kadar reel getirile takdim ederseniz bu önemlidir. Şimdi sizin vereceğiniz bir takdim edecek bir rakam yok. Onun üstüne bir beklenti yaratmanız lazım. Beklentiyi de bu şekilde kırıyorlar ama bundan bir ay iki ay önce de 3.20'ler 3.10'lar deniyordu yani. Rand sat Türk lirası al, ruble sat evet. Türk lirası, yen sat Türk lirası al diyen bile çıkmıştı. 3.30 Matiz yani ismini de zikredelim çünkü üzerine basa basa Piotr Matiz. 3.10 diyen vardı. Rababank 3.30 dedi. Sonra biraz piyasa bulunca ya biz değiştirebiliriz falan. Bugün Timothy Ash bizim yayınımıza bağlandı. O da müthiş olumluydu. Bugün diyor ki ya bu böyle olmaz. Merkez Bankası faiz artırsın. Böyle işte çevresinden dönme falan olmaz. Çok net bir şekilde aşmış. Ne oldu bunlar peki? Bu şeyden de Ali abi aşırı yani pozisyonlanma Türk lirasının öyle ifade ediliyor. Çok aşırı bir pozisyonlama varmış da kötü haber doğrudan dönebiliyorlar diye ne dersin? Ya şimdi sırayla gideyim. Timothy Ash'in söylediği bir konuda haklı. Hmm. Diğer konularında şey değilim ama Merkez Bankası'nın anlaşılabilir politikaları olması gerektiği konusunda haklı. Ama onun dışında faiz arttırsın. Abesle iştigal. Neden diyeceksin? Ben burada hep ısrarla söylediğim bir taraftan Merkez Bankası'nın sıkı para politikası izlediğini söylüyoruz. Öteki taraftan biz mali politikalarla olabildiğince gevşek politika izliyoruz. Benim yazdığım yazıda söylediğim gibi kan pıhtılaştırıcı, kan sulandırıcı aynı anda veriyoruz. Çalışmıyor. Şu anda çalışmıyor. Merkez Bankası bu politikayı izleyeceksek, mali politikada gevşekliği devam edecekse Merkez Bankası'nın yüksek faiz vermesi hakikaten boşu boşuna bizim hepimizin gereksiz faiz ödemesine sebep olacak. Bu politikaların yeknesaklaşıp birbirleriyle uyumlu hale getirmesi lazım. İlk şart bu. S&P'ye gelince bir başka abesle iştigal de o. Hakikaten şimdi bakıyorum Türkiye, Arjantin'i koydum bir taraf. Hani bunlar dünya finansal piyasalarıyla entegre olan ülkeler. Biz yani Türkiye dünyanın en likit pazarlarından biriyiz. Evet doğru. Biz evet. Hiç kapatmadık değil mi? Depremde bile evet. Çok uzun süre kapatmadık yani. Darbe girişiminin sonrası pazar evet. Saçıldı. Biz o konuda çok başarılıyız tartışmasız. Yani bizim döviz bono tarafında bir likitte kuruluğumuz var ama onun dışında döviz ve borsa tarafında son derece likit ve enstrümanlar özellikle derivatifler, türev enstrümanlarda Türkiye'nin hakikaten ciddi bir payı var artık şeyde piyasalarda Türk lirası olarak. Diğer taraftan Mısır, Pakistan, Katar. Ne alaka? Ya, ha? Hakikaten abes değişti gel şunlar. Hele Pakistan var ya. Bunlar, Pakistan ya. Ne abi ya? Şöyle, Pakistan. Bir yani, önceki bir önceki artık. Kırılgan beşli anlamlı olabilirdi. Evet, neden? Aynen. Hani neden? Cari açı olabilir. Yok başka bir sebepten dolayı. Bunlar birbirleriyle arbitre olabilen, birbirleriyle işlem yapabilen piyasalardı. Birbirinin içine yani ruble sat, rant al, rant al, sat, real al, real sat, lira sal diyebiliyordun. Bunları yapamazsın ki. Ya Mısır zaten zor bela yakın zamanda devalü ederek serbest bıraktılar. Yeni serbest bıraktılar. IMF. Katar piyasası bunu kaldırmaz mümkün değil. Hakikaten Pakistan'ı çok iyi bilmiyorum ama orası da yani
Pakistan rupisi, abi doğanın yükselen... Pakistan rupi mi parası? Evet. Pakistan rupisinin şey yaptığını ben böyle hani herhangi bir para birimleri arasında... Pakistan koptu olduğunda... gidiyor abi sen. Pakistan ya, ekonomisini nasıl takip etmesin? Rupiden bahsediyorum. Yani şimdi. Ama bu ameç değişti gelmiş. Ya hakikaten yani. Bu da saçma sapan. Yani hani evet. Bu da hakikaten büyük haksızlık. Pardon, dolara bir şey oldu ya. 84'e geldi. Dolar TL 3.84'te. Ali hocam abi, sen konuşuyorsun var ya dolara yükseliyor. Abi sen konuşma. Şahan Gökbakar gibi masayı vuruyor, reytingi yarattırıyorsun. Dolar ile hiçbir şey söylemedim baktıkken edersen. Evet. Ağzımı açmadım dolar ile. Abi aman ama. Birkaç böyle kısa araya gitmeden sorumuz var. Viyop'ta bir şirket temettü verdiğinde vadeli kontrat nasıl etkileniyor? Çok güzel bir soru. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Çok karıştırılıyor çünkü. Temettü, bildiğiniz gibi bir şirket temettü verdiğiniz zaman hissenin değerini düşürücü etki yapar. Bunun da sebebi şudur. Şirketin toplam defter değeri atıyorum 1 milyar TL'dir. Şirket 100 milyon TL, rakamları abartarak söylüyorum. 100 milyon TL temettü verdiği zaman şirketin defterinden çıkar. Hı hı. Şirket 900 milyon TL'ye düşer o 100 milyon çıktığı için. Doğal olarak 900 milyona göre hisse değerlenir. O yüzden hissenin fiyatı düşer. Hissenin fiyatı düştüğüne göre endeks hisselerden tekabül iştigal ettiği için, mürekkep olduğu için bunları birleştiği zaman doğal olarak endekse de düşürücü etki yapar. Yani vadeli kontrat hesaplarınızda iki tane hesap vardır. Bir, risksiz faiz oranı vadeye kadar, buna da biz taşıma maliyeti deriz. İkincisi de temettü oranı, buradan çıkarılır, sonuç bulunur. Bir örnek vereyim. Şu anda Nisan vadeli endeks 30 kontratı açık. Ama olması gereken fiyatın altında işlem görüyor. Bunun da sebebi Nisan vadede temettü verilecek olması. Peki. Bir araya gidelim. Bence belki bir dakika falan kalırsa yine değerlendirme yaparız. Aranın ardından buradayız efendim. Hemen az bir vaktimiz var. 64 dolar Brent petrol diyeyim, bırakayım. Yani Suudi Arabistan'da cumartesi günü yolsuzluk komisyonu kurulup 2 saat sonra bütün önde gelen isimleri, hatta Al-Walid de dahil, yani Twitter vesairenin orta, böyle 45-50 kişiyi birden alınca Muhammed Bin Salman'ın büyük ihtimalle tek başına iktidar mücadelesi için yapılan bir hareket diye düşünüyorum ama normal şartlarda Brent petrolünü etkilemez, yani petrolü etkilemesini gerektiren bir durum yok. Çünkü üretim kısıntısı olmayacak bir problem yok, hiçbir şey yok. Ama petrolde çok aşırı long pozisyonlar vardı, uzun pozisyonlar vardı. Petrol hem WTI tarafında hem Brent tarafında. Onlar da bu fırsatı çok iyi değerlendirdiler. %3 gibi bir yukarıda. Bir 65-25'e kadar bir yolu var, az kaldı oraya da. Ondan sonra bir düzeltme bekliyorum artık. 65-25'e kadar. Evet. Viyop için kritik seviyeleri yine sormuşlar. Öyle son bir dakika. Endeks 30 vadelilerde 145.500-145.000 civarı kritik bir seviye yarın için. Eğer oraya doğru bir hareket olursa ondan sonra bir düzeltme, durgunlaşma olur. Margin call saati olan 15 civarında tekrar satışlar görürüz diye düşünüyorum ama büyük bir bugünkü hareketin arkasında sert satış şeklinde gelmez. Dövizi izleyeceğiz. Dolarda yeniden böyle diplerden bir hareketlenme var gibi görünüyor. Yarın ona bakacağız. Yani 3.82 üzerinde tutunamadı. Altında pardon. Tekrar yukarı şu anda 3.80'in 4'e geldi. Yani, evet. Yani böyle giderse sabah 3.85-86 açarız gibi görünüyor. Yeniden bir tedirginlik yaratabilir. Peki şu an 3.83.93 yani 3.84'e gelen bir dolar TL var. Onu da belirtmiş olalım. Çok teşekkürler Doktor Nuri Sevgen. Ali abi çok teşekkürler. Ben ağzına sağlık. Ali Ağulu ile beraberdir. Amerika'ya efendim saat 12'de kapanmak üzere. Amerika kapanış yayınımıza 5 dakikada olsa bekliyoruz. Hoşçakalın. Amerikan borsalarında kapanış rakamlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 12. Efendim ekranlara geldi. Amerika'da endeksler 23.554. Dow Jones'un kapanış seviyesi 15 puanlık bir yukarı hareket var. S&P 500'de 2.591'deyiz. Yine orada da yukarı yönlü bir hareket. %0.14'lük. Nasdaq'ta da teknoloji cephesinde de daha pozitif bir tablo var karşımızda. %0.3'ün üzerinde artıdayız. 6.787 seviyesiyle Amerikan borsaları yeni haftaya yükselişte başlıyorlar. Pozitif bir tablo var. Bakalım Melike ayağında hangi notlar var diyelim. Sözü New York'a temsilcimize devredelim. Melike.
Barış, ABD borsaları çıkıştayken baktığımızda tahviller de yukarı çıkıyor ama dolar öyle değil. Dolar düşüşte, Trump'ın bu Asya vizitiyle turuyla birlikte Asya'ya ziyareti var bildiğin gibi. Orada bir şekilde iki ülkeler ya daha doğrusu Asya ülkeleriyle ABD arasındaki ticaretin üzerinde duracağını söylemesi buna sebep oldu. Bir. İkincisi, petrolde bir yukarı çıkış görüyoruz. Suudi Arabistan'daki bu skandallardan kaynaklanıyor ama Haziran 2015'ten beri gördüğümüz en yüksek seviyelere gelmiş durumdayız. Emtialar, değerli metaller ve altınla bakır da yukarı çıkmaya devam ederken ABD'de de biraz önce Washington Post'tan gelen, hani ben kurumlar vergisiyle ilgili bir yorumda bulunmuştum. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor diye. Gerçekten öyle. Çünkü Temsilciler Meclisi'nin bu yasa tasarısı bir sonraki sene, önümüzdeki sene Amerikalılar, orta direkt vatandaş dediğimiz Amerikalıların vergilerini %12 daha yukarı çıkaracak bir plan. Bu yeni bir rapor ve vergi politika merkezinden geldi. 2027 senesinde Amerikalıların %28'i vergilerin yukarı çıktığını görecek. Ama 49 bin ile 86 bin dolar yapanların gerçekten önümüzdeki sene hafif de olsa küçük de olsa bir indirim, vergi indirimi kesintisi alacağı doğru. Gelirle doğru orantılı olarak da vergi indirimi artıyor. Bu da çok ilginç. İşte dediğimiz gibi dün Mike Pence'in Fox News'a da söylediği gibi bir takım değişiklikleri yapacağım demesi demek ki buymuş. Vergi artışında artı oraya antiparantez koymakmış. Bugün ekonomik veri akışı açısından zayıf bir gündü. Hafta da öyle zaten. Ama 3. çeyrek karlılıkları Fed yetkililerin konuşmalarıyla devam ediyor. Bu da yine bize Aralık'taki faiz artışının devam edeceğini, planlarını değiştirmediklerini gösteriyor diyorum. Barış, ve sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a teşekkür ediyoruz. Aslında bahsettiği hikaye Amerikan Merkez Bankası Fed'in üyelerinden San Francisco Fed Başkanı Williams'ın açıklaması bugün önemliydi. Endeksleri belki arkadaşlarımız bir kez daha ekrana getirebilirler. Şunu belirtelim. Efendim dedi ki Williams, bu sene Aralık ayında bir faiz artışı olacak. Ben olmasını destekliyorum. Önümüzdeki senede 3 tane daha faiz artışını destekliyorum. Yani toplamda 4 faiz artışından bahsediyor San Francisco Fed Başkanı Williams. Yeni bir Fed Başkanı olacak önümüzdeki sene, biliyorsunuz Powell. Fed'in çok önemli isimlerinden bir tanesi New York Fed Başkanı William Dudley. Önümüzdeki senenin ortası itibariyle görevinden ayrılacağını açıkladı. 2018'in ortasında görevi bırakacak. New York Fed Başkanlığı çok önemli. Fed'in daimi üyelerinden, Fed'in 3 numaralı ismi. Fed Başkanı, Fed Başkan Yardımcısı, ardından New York Fed Başkanı geliyor. New York Fed Başkanı Dudley'nin de ayrılması, ki 2019 Ocak ayına kadar görev süresi vardı. Biraz daha erken ayrılmayı seçti. Keza Stanley Fischer gibi, Fed'in Başkan Yardımcısı gibi. Yani önümüzdeki sene bambaşka bir Fed, bambaşka bir Amerikan Merkez Bankası göreceğiz. Yalından sonra efendim biliyorsunuz Powell yeni Fed Başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Endeksler de bugünü de pozitif bir şekilde kapattılar. Melike de anlattı. Yarın ne konuşacağız ona bakalım. Yavaş yavaş programımızı, Amerikan kapanış bölümümüzü sonlandıracağız. Yarın Almanya'da sanayi üretim verisi gelecek saat 10 itibariyle. Avrupa Birliği'nden Eylül ayı perakende satışlar verisi, Türkiye'den hazinenin Ekim nakit gerçekleşmelerini alıyor olacağız. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerika ziyaretinin başlangıç tarihi de yarın diyelim. Vize krizinde çözülme emareleri, yumuşama sinyalleri alıyorken Sayın Binali Yıldırım'ın, Başbakanımızın Amerika ziyareti de önemli. Biz Amerika kapanış bölümümüzün sonuna geliyoruz. Yarın akşam 22'de küresel piyasalarda, ardından saat 12'de bu akşam olduğu gibi Amerika kapanış bölümüyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. We'll be right back.